Merhaba arkadaşlar. Polinomla ilgili yaklaşık bir ardışık 4-5 dersimiz olacak. Başlayalım inşallah. Şimdi polinom neydi arkadaşlar? X'li terimlerinin kuvveti doğal sayı olan fonksiyon değil mi? Bakın neydi? X'li terimlerinin kuvveti doğal sayı olan çok terimli. Bunu not olarak yazabilirsiniz. Zaman zaman böyle küçük notlar yazdıracağım. Şimdi burada bunun kaçıncı dereceden olması istemiş arkadaşlar? İkinci dereceden. İkinci dereceden olabilmesi için arkadaşlar x küplü terimin ne yapılması lazım? Sıfırlanması lazım. O zaman a'mız kaç olur arkadaşlar? 2. A'ya 2 verdiğimiz zaman elimize ne geçer arkadaşlar? Bakın. Px eşittir 2x kare 2 kere 2 4 1 delta var arkadaşlar. 5x artı 2. Bize neyi sormuş arkadaşlar? P2'yi sormuş değil mi? X gördüğümüz yerlere ne yazacağız? 2. Buradan arkadaşlar P2 ne eşit olur? 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 10 artı 2. Cevabımız kaç olur arkadaşlar? 20. Ceyhan seçeneği. Devam edelim. 2. Hangisi bir polinom değildir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan x'li terimin kuvvetine bakın ne olur arkadaşlar buradan. X üzeri 10 bölü 5 ne oldu bakın? X kare oldu değil mi? Evet. Şuna bakın arkadaşlar. X üzeri 4 bölü 2 oradan da ne gelir? X kare. Orada bir sorun yok arkadaşlar. Şunlar da giderdi bakın görüyorsunuz. Bunda da bir sorun yok. Sorun şurada oluşuyor arkadaşlar. 3 bölü x küp var ya. Bunu yukarı aldığınız zaman 3 çarpı x üzeri ne olur arkadaşlar? Eksi 3. Bu eksi 3 bir doğal sayı kuvveti değil değil mi? Bir doğal sayılar kümesinin bir elemanı değil. X'li terimlerin kuvveti doğal sayı olmalıydı arkadaşlar. Polinom olmaya nedir ne seçeneği? Şimdi bir polinom olduğuna göre arkadaşlar şu x'li terimlerin kuvveti ne olmalı demiştim ben size? Doğal sayı. O zaman doğal sayı olabilmesi için a eksi 3'ün büyük eşit 0. Yani a 3'e eşit ya da büyük arkadaşlar. Yine 10 eksi 2a'nın ne olması lazım arkadaşlar? Büyük eşit 0. Buradan 10 küçük eşit 2a. Arkadaşlar bunu 2'ye böldüğünüz zaman a şu şekilde olur. Buradan ikisini bir araya getirdiğimiz zaman a arkadaşlar 3'ten büyük, 5'ten küçük olur. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var arkadaşlar? 3, 4, 5. 3 tane cevabımız bursa. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir polinom olduğuna göre arkadaşlar 15 bölen bir doğal sayı. N eksi 2 de bir doğal sayı olacağına göre büyük eşit ne olur arkadaşlar? 0. Şimdi buradan 2'den büyük ve 15'in böleni olacak arkadaşlar. Ne olabilir? 3, 5 ve 15 olabilir arkadaşlar. N kaç farklı tam sayı değer alır arkadaşlar? 3 tane. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. 6n eksi 13 bölü n eksi 3'ün bir ne olması lazım arkadaşlar? Doğal sayı olması lazım ki n'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi biz 6n eksi 13'ü neye verelim arkadaşlar? N eksi 3'e verelim. 6 kere verdik arkadaşlar. 6n eksi 18. Çıkan terimlerin neyi değişiyordu arkadaşlar? İşaretleri. Bunlar sadeleşir. Ne kadar elimizde? 5. Bölüme ne diyoruz arkadaşlar? Tam kısım kalan ne oluyor arkadaşlar? Pay. O zaman bu neye eşit oluyor arkadaşlar? 6 tam 5 bölü ne oluyor arkadaşlar? N eksi 3. Şimdi buradaki N eksi 3'ün ne yapması lazım arkadaşlar? Yani şu işlemin sonucunun ne olması lazım? Bir doğal sayı olması lazım değil mi? Yani bu işlemin sonucunun bir doğal sayı olması lazım. Şuraya alalım bunu arkadaşlar. Şimdi biz burayı 5'in böleni olabilmesi için arkadaşlar ne diyebiliriz? 4 diyebiliriz. Bir de ne diyebiliriz? 8 diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? 2 versek arkadaşlar ne olur burası? Eksi 1 olur. Yine bu sonuç pozitif olur değil mi? Bir de arkadaşlar eksi 5 yapabiliriz burayı. Bir de ne verebiliriz? Eksi 2 verebiliriz. Bakın 4 verdiğimiz zaman ne oldu burası arkadaşlar? Şöyle. 6 artı 5 bölü 5 oldu. Değil mi?
8 verdiğimiz zaman arkadaşlar 6, pardon, 4 verdiğimizde 5 artı 6 bölü 1. 8 verdiğimizde 5 bölü 5 oldu arkadaşlar. 2 verdiğimizde ne oldu arkadaşlar? 6 artı 5 bölü eksi 5 oldu. Bakın yine sonuç hala doğal sayı. Eksi 2 verdiğimizde arkadaşlar 6 artı 5 bölü eksi 5. Her durumlarda hepsi sonuçu doğal sayı olmuş oldu. O zaman alabileceği kaç vardı tam sayı değeri var arkadaşlar? 4 tane cevabımız C. Şimdi dereceyle ilgili bir soru var arkadaşlar. Şimdi biz Px polinomunun derecesini A diyelim arkadaşlar. Qx polinomunun derecesini arkadaşlar B diyelim. Çarpımın derecesi neydi arkadaşlar? Bölümün derecesi neydi hatırlayın? Bölümün derecesi farkıydı değil mi? Yani derece şöyle Px bölü Qx dediği zaman arkadaşlar bölümün derecesi farklı. Yani A-B'yi kaç vermiş bize? 6. Şimdi çarpımın derecesi dediği zaman da arkadaşlar dereceleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpıyoruz değil mi? Evet. Bakalım. A çarpı B diyelim. Bunu da kaç vermiş arkadaşlar? 8. Pardon, A çarpı B demeyecektim. Neyecek? Toplam şeklinde. Çarpımın derecesi de toplamdı. Bölümde fark alıyoruz. Çarpımda toplam alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ikisini taraf tarafa topladığımız zaman buradan A kaç gelir arkadaşlar? 7. B kaç gelir arkadaşlar? 1. Şimdi toplamın derecesini bulurken de toplam polinomunun derecesini bulurken de arkadaşlar büyük olanını alıyoruz. Yani maksimum 7,1. Büyük olan hangisi arkadaşlar? 7. Cevabımız C. Devam edelim. Şimdi bir saniye. Şunu geri alayım. Az önce neye geldi? Polinom sabitse arkadaşlar ne bulunmaz? X'li terim bulunmaz. O zaman biz bu polinomdaki x'li terimini yapalım arkadaşlar. Yok edelim. Buraya sıfırlayacağız. A'ya kaç verdik arkadaşlar? 3. O zaman A 3 için polinom neye eşit olur arkadaşlar? Px 3 artı 1'den ne olur? 4 olur. Şimdi Pa demiş ya. Pa ne demektir arkadaşlar? P3. Bu da kaç olur arkadaşlar? 4. Şimdi A'yı kaç bulduk? 3. Pa'yı yani P3'ü de kaç bulduk? 4. Topladığımız zaman cevabımız kaç olur arkadaşlar? 7. Evet. Devam edelim. Baş katsayısı 3 olan ikinci dereceden bir Px polinomu arkadaşlar. 3x kare yapalım. Çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Sonra p kare 3x demiş arkadaşlar. Biz ilk önce p3x'i bulalım. X gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? 3x. Buradan p3x neye eşit olur arkadaşlar? 3x'in karesini alalım. 9x kare 27x kare olur. Şimdi bize p kare 3x demiş ya arkadaşlar. O zaman bu 27 x karenin bir de neyini alacağız arkadaşlar? Söyleyin karesini. 27'nin karesini yapar arkadaşlar. 729 çarpı x üzeri 4 yapar. Bunun baş kat sayısını sormuş bize arkadaşlar. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Edirne seçeneği olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Devam edelim. Sıfır polinomda arkadaşlar bütün terimler neye eşit oluyor? Sıfıra değil mi? Yani şu ama şurada x artı 1'in karesi var. Onu bir açmam lazım arkadaşlar. Düzenleyelim onu daha iyi olacak. X kare artı 2x artı 1. Şimdi düzenleyeceğim arkadaşlar bunu. Evet. Şimdi x kareli terim ne gelir arkadaşlar? Bakın burada yazılmadığına göre katsayımız nedir? 1. X kareli bu var, bu var arkadaşlar. O zaman x kareli terim olarak ne gelecek bakın? 1 eksi a. Sonra arkadaşlar x'li terimlere bakalım. 2x bx var arkadaşlar. 2 artı b. Bu da ne olur arkadaşlar? X'li terimimiz olur. Artı bir de sabit terimimiz var arkadaşlar. O da 1 eksi c. Şimdi hepsini düzenledik. Görüyorsunuz değil mi? Bu eğer sıfır polinomsa arkadaşlar bütün terimler sıfırdır. Ama düzenledikten sonra değil mi? Bütün terimleri sıfır. O zaman bunu sıfırlayacağız arkadaşlar. Bunu sıfırlayacağız. Bunu da sıfırlayacağız. Buradan A kaç olur? 1. B kaç olur?
eksi 2 c kaç olur arkadaşlar? 1. Bunların toplamını sormuş. 1 eksi 2 artı 1. Toplamları ne yapar arkadaşlar? 0. Devam edelim. Şimdi polinomlar eşitse aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olur arkadaşlar. X kareli terimin katsayısı kaç? Bakın a eksi 2 neye eşit olacak? 1'e. A 3 arkadaşlar. Sonra b artı 3 neye eşit olacak arkadaşlar? 2'ye. Buradan b kaç olur arkadaşlar? Eksi 1. Bir de c eksi 1 neye eşit olacak arkadaşlar? Eksi 2. Aynı dereceli terimleri ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. Buradan da c de kaç olur arkadaşlar? Eksi 1. Bize bunların neyini sormuş arkadaşlar? Çarpımını. 3 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 cevabımız kaç olur? 3. Bu da kolaydı. Cevabımız denizli. Geçelim arkadaşlar. Şimdi burada bir eşitlik var arkadaşlar. Yazayım bunu. 3x eksi 7 eşittir. Yine polinomların eşitliği ile ilgili bir soru. Ax x eksi 1 arkadaşlar. Bx x artı 1 c x kare eksi 1 arkadaşlar. Bize ABC çarpımını sormuş arkadaşlar. Şimdi ben buradan x'e ilk önce bir 0 vereyim. X'e 0 verdiğim zaman eksi 7 arkadaşlar buraya gider. Buraya gider. X'e 0 verdik ya burada ne kalır arkadaşlar? Sadece eksi c kalır. C'miz buradan kaç oldu arkadaşlar? 7 oldu. Şimdi devam edelim. X'e 1 verelim arkadaşlar. X'e 1 verdiğimiz zaman 3 eksi 7 ne yapar arkadaşlar? Eksi 4. X'e 1 verdiğimiz zaman burası 0. Burası da 0 olur. Buraya x'e 1 verin arkadaşlar. 2b olur. Buradan b kaç olur arkadaşlar? Eksi 2 olur. Şimdi x'e bir de eksi 1 vereceğiz arkadaşlar. X'e eksi 1 verdiğimiz zaman bura ne olur? Eksi 10. X'e eksi 1 verdiğimiz zaman burası 2a olur. Diğerleri 0 olur arkadaşlar. Buradan 2a 10 ya. A da kaç olur arkadaşlar? Söyleyin. Eksi 5. Bize bunların nesini sormuştu? Bakın çarpımı. A çarpı B çarpı C. Ne olur arkadaşlar? 70 ve iş bitmiş olur. Şimdi burada ne yaptım anladınız değil mi aslında? Bakın çarpanlarımızı düşündüm ben. Aslında burada x eksi 1, x artı 1 çarpanı var ya. Bunları sıfırlayan değerler ne arkadaşlar? 1'e eksi 1 bir de burada sıfırlayan değerlerden bir tanesi 0 ya. Ne yaptık sırasıyla bakın. 0, 1 ve eksi 1 verip şuraya dur. X eşittir eksi 1 yazacaktım. Onu yanlış yazmışım. Düzelteyim. X'e o çarpanları sıfırlayan değerleri yazıyorsunuz. Ve böylece A, B, C değerlerini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Cevabımız C'de. Devam edelim. Şimdi bir payda eşitleme sorusu var arkadaşlar. Bunu x eksi 4 ile bunu x eksi 5 ile eşitlediğimiz zaman payları alalım arkadaşlar. Sadece A çarpı x eksi 4 artı B çarpı x eksi 5. Şimdi ben buradan x'e ilk önce ne veriyorum arkadaşlar? Bakın 4. X'e 4 verdiğim zaman arkadaşlar buradan burası gider. Burada ne kalır? 4 eksi 5'ten eksi b kalır. Değil mi? B kaç olur arkadaşlar? Eksi 1. Evet. Devam edelim arkadaşlar. X'e bir de 5 verelim. X'e 5 verdiğimiz zaman 5 eksi 4'ten burada a kalır. Burası 0 olur arkadaşlar. Buradan da a kaç olur? Bakın 1. Bize a eksi b farkını sormuş arkadaşlar. Bu da eski bir sınav sorusu arkadaşlar. 1 eksi eksi 1'den cevabımız kaç olur arkadaşlar? 2 edelim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi a artı b artı c'yi sormuş bize ya. Bu aslında katsayılar toplamı görebiliyor musunuz? Evet x'e 1 verdiğiniz zaman arkadaşlar yukarıdan alıyor bakın. Söyleyin. A artı b artı c. P1'i bulmak için de burada x'e kaç vereceğiz arkadaşlar bakın. 4. X'e 4 verdiğiniz zaman p1 neye eşit olur arkadaşlar? 4'ün karesi 16, 32, eksi 20, artı 1. Cevabımız kaç olur arkadaşlar? 13. Evet, katsayılar toplamı ile ilgili bir örnek olmuş oldu. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi m artı n artı r'yi sormuş bize arkadaşlar. Bu sol taraf aynen kalsın. X kare, x, m, x artı 4. Şimdi sağ tarafı eşit dağıtalım arkadaşlar. Nx kare artı rx buradan arkadaşlar eksi 2nx eksi 2r. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. X kare eksi mx artı 4 nx kare burayı x parantezine alıyoruz arkadaşlar. Rx 2nx eksi 2r. Şimdi bakın
Arkadaşlar buradan yazılmadan önce kat sayımız 1. En kaç oldu arkadaşlar? 1. Sonra arkadaşlar şunu alın. Eksi 2 R. 4 R kaç oldu arkadaşlar? Eksi 2. Bir de arkadaşlar şu var arada. Bakın. Eksi M neye eşit olacak? R eksi 2. Şimdi ben arkadaşlar R'yi kaç buldum? Eksi 2. N'yi kaç buldum? 1. Eksi M neye eşit olur arkadaşlar? Eksi 4'e M de kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Bize M, N, R'nin toplamını sormuştu. M artı N artı R'yi sormuştu. M kaç arkadaşlar? 4. N 1. R eksi 2 arkadaşlar. Toplamda da 3 cevabımız bursa. Devam edelim. Şimdi katsayılar toplamı demiş. Polinomunun katsayılar toplamı. Bir polinomun katsayılar toplamı ne için bulunuyordu arkadaşlar? X'e ne verilerek? 1 verilerek bulunuyordu. Biz buradan x'e 1 verdiğimiz zaman 1 eksi 1 artı 5 artı 6 cevabımız kaç olur arkadaşlar? 15. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Polinomunun sabit terimi. X'e ne yazıyoruz arkadaşlar? 0. Direkt cevabımız ne olur arkadaşlar? Eksi 2. Devam ediyorum arkadaşlar. 17. Şimdi bize şunu sormuş. X artı, bakın P 4 X artı 1'in katsayılar toplamı. X'e 1 verin bakayım. Size neyi soruyor arkadaşlar? P 5'i soruyor. Şimdi ben P 5'i bulmak için de X'e ne vereceğim arkadaşlar? 2 vereceğim. Buradan arkadaşlar P 5 eşittir. 2'nin küpü ne yapar? Düzen yazalım. 8 eksi 4 artı 1. Arkadaşlar cevabımız kaç olur? 5 eksi. Evet, devam edelim. Şimdi sabit terim ne için bulunuyor arkadaşlar? X eşittir 0 için. Burada X'e 0 verirseniz size neyi soruyor arkadaşlar? P9'u soruyor. Evet, P9'u bulmak için X'e ne vereceğiz arkadaşlar? Bakın. 1 verdiğiniz zaman arkadaşlar P9 ne olur? 8 eksi 17 artı 97. 97'den 17 çıkarırsanız arkadaşlar 80. 8 daha 88 cevabımız adına. Evet, devam edelim. Şimdi Px'in katsayılar toplamı demiş. Bu da güzel bir soru. Soruyu bir aşağılayayım arkadaşlar. X eksi 1 çarpı Px. Şimdi bakın şu x'in x kare parantezini alalım arkadaşlar. X eksi 1. Yine burada bir x kare eksi 1. Ne var? X kare eksi 1 mi var? Evet. Onu da x kare eksi 1 de arkadaşlar şöyle yazalım. X artı 1 çarpı x eksi 1. 2 kare farkı yapalım. Şimdi bunları da ne parantezini alalım arkadaşlar? Görüyor musunuz? X eksi 1 parantezini alalım. X eksi 1 çarpı Px eşittir. X eksi 1 parantezini alıyorum arkadaşlar. X eksi 1 parantezini aldığım zaman ne gelir bakın. Buradan x kare, buradan da x artı 1 gelir. Sonra arkadaşlar buradan şunları sadeleştirelim. Px polinomu neye eşit olur arkadaşlar? X kare artı x artı 1. Şimdi sorumuza bakalım. Px polinomunun katsayılar toplamı diyor ya arkadaşlar. X'e ne vereceğiz? 1 verdiğimiz zaman bize neyi soruyor arkadaşlar? P1'i soruyor. Şimdi polinomda x gördüğüm yerlere 1 yazabilirim arkadaşlar. Yazdığım zaman P1'i de kaç olarak buluruz? 3 olarak buluruz. Yani bugünkü son sorumuza gelelim arkadaşlar. Bize şöyle bir eşlik verilmiş. Bunun sabit terimi demiş ya. X'e 0 verelim arkadaşlar şurada. Bize neyi soruyor arkadaşlar? P4'ü soruyor. Tamam. Şimdi ama bizim ilk önce şu C'yi bulmamız lazım. X eksi 3 çarpı Px artı 1 arkadaşlar eşittir. X kare eksi 5X artı 4 artı C. Şu C'yi bulmamız lazım arkadaşlar. X'e bir 3 verelim. Tamam mı? X'e 3 verdiğiniz zaman arkadaşlar burası sıfırlanıyor. Yani şurada bir şey yazmaya gerek yok. Buradan ne gelir? 9 eksi 15 artı 4 artı C. Şimdi burayı toparladığınız zaman C'ye kaç vermeniz lazım arkadaşlar? 2 vermeniz lazım sıfırlayabilmemiz için değil mi? Bakın 13, 15, C2. Şimdi C'yi 2 olarak yazalım arkadaşlar. Yani X eksi 3 çarpı Px artı 1. Şimdi bakın arkadaşlar. X kare eksi 5X artı ne yazdık? C'ye 2 verdiğiniz zaman buranın toplamı kaç yapar arkadaşlar? 6. Şimdi bunu çarpanlarına ayırırsanız X'e X arkadaşlar eksi 3'e eksi 2. Şu x eksi 3'ü götürmemiz lazım onun için arkadaşlar. P x artı 1 eşittir arkadaşlar. X eksi 3 çarpı x eksi 2. Şu x eksi 3'leri götürelim arkadaşlar. P x artı 1 neye eşit oldu?
x eksi 2. Bize neyi sormuştu arkadaşlar? P4'ü x'e ne verebiliriz artık? 3 verebiliriz. Buradan da arkadaşlar P4 neye eşit olur? 1'e cevabımız ne olur arkadaşlar? Deniz. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar.